Salim Bey, seçme ve seçilme yaşı. Şimdi seçme ve seçilme yaşı ayrıydı değil mi eskiden? Yani bir Evet. seçme yaşı var, bir de seçilme yaşı var değil mi? Hı. Demiş ki Erdoğan, biz bu ülkede iktidara yürürken seçme ve seçilme yaşı 30'du demiş. İktidara yürürken dedi. Yani 2002 öncesi Karıştırmış. oraya giderken seçme ve seçilme yaşı 30'du demiş. Evet. Ondan sonra 30'da aldığımız seçme ve seçilme yaşını önce 25'e indirdik. Sonra da 18'e indirdik demiş. Oysa seçme yaşı 95 yılından beri 18'di. Karıştırmış. Yani bilinçli karıştırıyor işte. 95 yılından beri 18'di zaten seçme yaşı. Seçilme onun kastı. Seçilme yaşı 2017'de 18 Evet, olarak kastı değiştirildi. seçilme. Daha önce de 21 miydi neydi? 20. Yanlış hatırlamıyorsam. 20 20 miydi, 21 miydi? yaşındaydı. Neyse. Yani o Yani da 2017'de. Yani iktidarlarının 15. yılında ve bunu sadece indirdiler. Ama Cumhurbaşkanı'na bakarsanız bir şey söyleyebilir seçme miyim bu seçilme konuda? yaşı 30'muş, onlar indirmiş 18'i. Yani bu konuda zaten artık diyorum ki Bu son yeni bir açıklama. Son tabii. açıdan şey yaptım. Ya dün de mesela dün de Gündemimize şeyde getirdim. açıkladı. Yani 5 yıl yaşadığım 5 yıl 95 şey 96 2001 yılları Van'da arasında yaşadınız siz. fiilen Görev yaşadığım ve yaptınız görev orada. yaptığım hayatımda çok olumlu izler bırakmış. Her zaman da böyle şeyle andığım, sevgiyle andığım, Vanlılarla geçirdiğim o 5 yılda tanık olduğum, ya tanık olduğum ya bizzat içinde yer aldığım ilin rektörüyle sabahtan akşama kadar neredeyse buluştuğumuz, daha sonra da biliyorsunuz bir operasyona ve kumpasa maruz kalan Yücel Yücel, Yücel Aşkın. aşkım. Birlikte o zaman aynı dönemde görev yapmıştık Nasıl orada. yani siz burada görev yaparken Van 100. Yıl Üniversitesi var mıydı? İşte onu söyleyeceğim. Demek ki ben Yani hafızamı var mıydı? Var kaybetmişim. mıydı siz? Yani ben hatırlıyorum, ben hatırlıyorum. Ama demek ki ben hafızamı kaybetmişim. Çünkü Yani Cumhurbaşkanı dün dedi ki biz yaptık biz dedi. yaptık dedi. Burada dedi ya Vanlılara hitaben, Vanlılara dedi ki burada dedi üniversite mi vardı dedi. Van 100. Yıl Üniversitesi'ni biz yaptık dedi ya. Biz açtık dedi. Ben kulaklarıma inanamadım. O an o lafı duyunca Gökmen Karadağ dedim ki ben yarın bir nöroloji uzmanına başvurmam lazım. Bir psikiyatra benim gitmem gerekiyor dedim. Hakikaten gitmem gerekiyor. Çünkü akıl sağlığımdan endişe ettim. Ya arkadaş ben 95 yılında Van 100. Yıl Üniversitesi'nin kampüslerine giriyordum, Allah çıkıyordum. Allah. Ben Yücel Bey'le, Yücel Aşkın'la yani oturup sohbet ediyorduk, Allah Allah. konuşuyorduk. Yani Ama o zaman AK Parti yoktu ki. işte ben de bir demans var sanıyorum. Demans olabilir Ben de sizde. var, demans var. Ben hatlar Siz birbirine bir görünün girmiş. Şimdi bence. onun gibi. Ha. Mesela seçme yaşını Seçilme da, yaşı seçme yaşını da, yaşı da 30'dan. 30'du bu ülkede. Seçme yaşı da 30'du. Ben onu da hatırlayamıyorum. Ya yani benim dengelerim kaçmış durumda. Siz bir görünün Salim Bey yani Ya sonuçta. daha önce bakın daha önce rahmetli babamın Allah rahmet Ya eylesin. rahmetli babamın 1950'li yıllarda açılmasında, yapısında, inşaatında, yapılmasında faaliyet gösterdiği Ankara Esenboğa hava alanını da biz açtık dedi. Bunu da biz yaptık dedi. Yani ben orada da şaşırdım. Rahmetli babamdan da endişe eder hale geldim. O anlatıyordu. Ben daha doğmadan önce biz Esenboğa hava alanının yapımında çalıştığından bahsediyordu örneğin. Onların bir Ya videosu ne var. mutlu ki böyle bir cumhurbaşkanımız var ya. Ne mutlu ki böyle bir bizdeki demansı, bizdeki bu akıl karışıklığını yani zamanında bize hissettirip buna tedbir almamızı sağlıyor. Ben yarın hakikaten koşa koşa bir psikiyatra gideceğim Siz ya. bir görünün. Ben iyi görmedim sizi bu Vallahi akşam. öyleyim ya. Sen kimsin? 100. Yıl Üniversitesi Van diyorum ve ben 95'te içine girmişim. Nasıl olmuş? Vallahi bilmiyorum. Evet, şimdi bu tür açıklamalarından derlediğimiz bir videosu da var. Bir izleyelim onu. Şimdi soruyorum. Kardeşlerim. Van'a üniversiteyi kim getirdi? Biz. Van'da böyle konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Van'a üniversiteyi kendilerinin getirdiğini söyledi. Ancak tarih Erdoğan'ın dediği gibi değil. Zira Van 100. Yıl Üniversitesi 20 Temmuz 1982'de kuruldu. Şimdi soruyorum. Kardeşlerim.
Van'a üniversiteyi kim getirdi? Biz. Bu Erdoğan'ın ilk biz yaptık çıkışı değil. Mitinglerde, grup toplantılarında, il gezilerinde. Daha önce de birçok kez kendisinden yıllar yıllar önce yapılan projeleri sahiplendi. Ankara'daki havalimanını kim yaptı ya? Bu havalimanı da biz yaptık. 1955 yılında yapılan Ankara Esenboğa Havalimanı'nı biz yaptık dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biz yaptık listesi hayli kabarık. Otobanlar, bunları kim yaptı ya? Kimi zaman üniversite, kimi zaman havalimanı. Adıyaman'da havalimanı var mıydı? Biz yaptık, biz. Yaparsa, yaparsa havalimanı yoktu, bizimle geldi Muş'a. Cumhurbaşkanı Erdoğan her konuşmasında yenilerini ekledi. Kara Elmas Üniversitesi'ni kim kurdu? 2007'de biz kurduk. Zonguldak'ta üniversite var mıydı? Bu haber daha da gidiyor sayın seyirciler. Çünkü o kadar çok malzeme var ki. Şimdi bu malzeme, mevcut malzeme yetmiyormuş gibi. Buyurun işte şimdi de bu açıklaması düştü Erdoğan'ın. Fikret abi, hani az önce takıldık tabii Salim Bey'e, yani siz görünün falan doktora. Tabii ki Salim Bey'in bir şeyi yok. Ama o... Cumhurbaşkanı'nda sorun. Sorun Cumhurbaşkanı'nda. Van 100. Yıl Üniversitesi ondan önce yapılmış, biz yaptık diyor. Bilmem neredeki havaalanı ondan önce yapılmış, biz yaptık diyor. Bir de bunu büyük bir özgüvenle söylüyor. Şöyle bir beden hareketiyle, beden diliyle biz yaptık, biz diyor. Ve şimdi de 30'du seçme seçilme yaşı, biz indirdik diyor. Fikret abi, siz belki açıklayabilirsiniz bu durumu, ne dersiniz? Tabii şunu da hatırlatmak lazım Gökmen. Sayın Cumhurbaşkanı 1954 doğumlu. Ama tek parti hükümeti zamanında işte 60 kişilik... Biraz sesi açalım arkadaşlar, stüdyodaki. Sayın Cumhurbaşkanı 1954 doğumlu ve Sayın Cumhurbaşkanı yine CHP'nin tek parti iktidarı döneminde çok kalabalık sınıflarda okuduğunu da ifade etti. Yani çok partili sistem 1950'de çok parti sisteme geçildi biliyorsun. Bunları yapıyor. Şimdi ben biraz farklı düşünüyorum. Yani ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın bilgi karıştırdığı için böyle konuştuğunu zannetmiyorum. Bu bir propaganda yöntemi olarak görüyorum. Yani şöyle bir söz vardır. Bir yanlış sık sık tekrarlanıyorsa orada bir tercih vardır, orada bir karar vardır. Ve Sayın Cumhurbaşkanı bunları söylüyor. Tahmin ediyorum buna inananlar da oluyor. Onu bildiği için belki böyle söylüyor diye düşünüyorum. Biz yaptık, biz yaptık, biz yaptık. Sayın Cumhurbaşkanı bir önceki videoda işte ekonomiyle ilgili sürekli konuşan pasajları verdiniz. Her konuşmasından sonra doların nasıl arttığını da gördünüz. Ama o öyle olmuyormuş gibi çıkıp ekonomiyi, ama bu doların fırlayışını izah etmek mümkün değil. İşte dış güçler ekonomik saldırı başlattılar. İşte bir takım spekülatörler var gibi kendine hiçbir sorumluluk almadan ekonomi güllük gülistanlık gösteriyor. Ben onun için bugün kandırma ekonomisi diye bir yazı yazdım. Yani ortada gerçekler var. Yaşıyoruz yani. Şimdi Salim bir örnek verdi. 400 liraya doların litre fiyatı geçen sene bir sene içerisinde 30 liraya geldi. Bu izah edilebilir bir durum değil. Bu ekonomiyi bilmemekten de kaynaklanmıyor bence. Yani bunun böyle olacağını mutlaka söyleyen ekonomistler vardır Sayın Cumhurbaşkanı etrafında. Bunu ekonomiyi bilenler de vardır. Çok kıdemli bürokratlar da var. Bence Sayın Erdoğan bir ekonomik tercih yapıyor. Yani yoksul halkı artık gözetmiyor. Halkın içine zaten çıkmıyor. Ve iktidar ve iktidara yakın zengin çevreleri korumak üzere kararlar alıyor. Bakın şu dikkatinizi çekmiyor mu? Hani Aralık ayında bir gecede dolar 18 liraya çıkmıştı. Onun öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı ne söylemişti ısrarla? Bizden faiz artışı beklemeyin. Nas var, sana ne bana ne. Biz faizleri düşüreceğiz dedi. Şimdi bunu o kadar sık söyledi ki, ha demek ki dediler bunlar faizi düşürecek. Dolara büyük bir talep oldu. 18 liraya çıktı. O gece devreye bir araç soktular. İşte kur korumalı mevduat diye. Arka kapıdan dolar sattılar. O 18 lirayı ertesi gün sabah 24 saat geçmeden 13 liraya 12 liraya kadar indirdiler. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı biz faizi artırmayacağız dediğinde doların yükseleceğini bilmiyor mu? Biliyor. Bilmemesi mümkün değil. Nitekim de öyle etki yaşıyor bunu bir gün sonra. Şimdi acaba diyorum ben o gece 18 liradan dolar bozdurup
ertesi sabah 12 liradan 13 liradan doğrulanlar var mıdır? Bunlar kimlerdir? Var mıdır? Bu önemli bir soru. Bunun yanıtını işte bu altılı masanın komisyon üyeleri yarın açıklayacaklar. Bunu araştıracaklar. Şimdi benzer bir şeyi geçen günlerde yeni yaşadım. Sayın Cumhurbaşkanı yine durduk yerde çıktı, dedi ki kimse bizden faiz artışı beklemesin. Faizleri düşürmeye devam edeceğiz. İşte geçen hafta programda o kararların konuşulduğu günün sabahında bu sözleri söyledi. Bu akşam yine dolar 17,70 lirayı buldu. Yani 18 liraya yine eskisi gibi geldi. O akşam yeni bir senet, yeni bir araç, yeni bir açıklama yapacağız diye Hazine Maliye Bakanı açıklama yapınca düştü 16,80'e. Peki o gece dolarını 17,70'den bozup o ertesi sabah 16,80'den yine dolar alan var mıdır? Hatta konu ettik, bir TRT mensubu da bir takım imalı laflar etmişti, kendisi bir şeyler biliyormuş gibi. Yani doların yükselteceğini Sayın Cumhurbaşkanı, ben faizi düşüreceğim dedikçe doların yükseleceğini biliyor. Zaman zaman bunu yapıyor. Bu oynamalardan kim kazanıyor, buna bakmak lazım. Yine doların fazla yükseldiği o dönemde kur korumalı mevduat diye bir şey çıkarttılar. Şu ana kadar bu hesaplara yoksul halkın cebinden 160 milyar lira para ödediler. Konuşmanın başında sen söyledin, ben de bugün yazdım köşemde, akşam çıkacak. Şimdi tarım kesimine bütçeden ayrılan yardım payı 25 milyar lira. Ama kur korumalı mevduata aktarılan para 160 milyar lira. Bu sadece zenginlerin parasını korumak için. Bu yönü bu. Ondan sonra siz Türk çiftçisini perişan edeceksiniz. %300 gübre zamlanacak. Mazot 30 liraya gelecek. Ondan sonra diyeceksiniz ki çiftçimize enflasyonu ezdirmiyoruz. Ne yapıyorsunuz? Venezuela'da buğday üreteceğiz diyorsunuz. Anadolu'da insanları, çiftçileri hiçbir şey ekemez hale getirmişsiniz. Ektiği ürünü tarlada bırakmak zorunda kalmış. Maliyetini karşılayacak fiyat ortada yok. Enflasyon çok yüksek. Döviz sebebiyle ithalat çok pahalanmış. Ve siz bu Türk çiftçisine yardım edeceğinize, bankada önemli parası olan zengine fakirden alıp para veriyorsunuz. Bir de Venezuela çiftçisine iş veriyorsunuz. Bunun neresi yerli, neresi milli, neresi doğru bir ekonomi politikası? Bence İktidar zenginleşti, bunu biliyoruz. İktidar mensupları zenginleştiler. Zenginleşirken de bazı çevreleri beraber zenginleştirdiler. Bunu çevreleri hepimiz biliyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu ki de bir söylüyor. Şimdi bence çarkları yine zenginliklerini korumak üzere çevirmek için bu kararları alıyorlar. Bu ekonomik kararların nedeni kaynakları daha önce çarçur etmeleridir. Bunları hazine kaynaklarını bazı sermaye kesimlerine aktarmadır bunun sebepleri. Yanlış yatırım politikasıdır. Şimdi dışarıda da bir kredibilitemiz kalmadı. Yani CDS primi 800 puanı aşmış. Bu şu demektir: Türkiye'ye borç vermeyin. Türkiye'ye borç verirseniz geri alamayabilirsiniz. Eğer buna rağmen Türkiye'ye borç verecekseniz çok yüksek faiz isteyin. Garanti isteyin. Türkiye'nin dış ekonomik ilişkileri bu noktaya gelmiş durumda. Zaten çok yüksek bir dış borcumuz var dolar cinsinden. Bunu ödenecek olan 181 milyar dolarlık kısmı bir yıl vadeli, kısa vadeli yani. Ortada döviz geliri yok. Merkez Bankası eksi de. Şimdi siz çıkıp bir takım hayali bir Türkiye çiziyorsunuz. Ekonomi çok iyi, çiftçi mutlu, herkes mutlu. İktidar başardı. Bazı sorunlar varsa da bunun sorumlusu iktidar değil. İşte vatandaş niye gidip dolar alıyorsun gibi bir soru soruluyor. Şimdi vatandaşın tasarrufu varsa, Fikret abi, Türk lirasında tutarsa bunu. Fikret abi, sizden ricam cümlenizi aklınızda tutun lütfen. Vatandaşın tasarrufu varsa diye başlayan cümlenizi, ya Van konuştuk, Van'dan bir son dakika deprem haberi geldi. 5,3 büyüklüğünde Kandilli Rasathanesi'ne göre Kuşçu Muradiye merkez üstü, derinlik 5 kilometre, büyüklük 5,3. Bu Kandilli Rasathanesi'nin bildirdiği deprem büyüklüğü. Bir de efendim AFAD'ın kaç bildirdiğine bakalım. AFAD'da 5 olarak bildirmiş büyüklüğü. Yer Tuspa, ondan sonra saat 21.35'te meydana gelmiş. Derinlik 18.89, yani 19 kilometre
bayağı farklı yani AFAD'ın bildirdiği bilgiyle şeyin bildirdiği bilgi, Kandilli'nin bildirdiği bilgi. Geçmiş olsun diyoruz Vanlı izleyicilerimize. Bu büyüklükte bir depremin orada bir yıkıcı şiddete yol açmayacağını umuyor ve bekliyoruz. Ama geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. Bir yandan da takip edeceğiz tabii Van'daki depreme dair durumla ilgili yeni bir bilgi olduğunu.